Efendim, House of the Dragon 10. bölüm incelemesine hepiniz hoş geldiniz. 10 haftalık bir maceranın sonuna geldik ve şimdi 2 yıllık bir sabır testi bizleri bekliyor. Siz de yaklaşık 3 gündür bana inceleme nerede, inceleme nerede diye soruyorsunuz. Maalesef dizi finali için enteresan bir son hafta oldu. Final gibi önemli bir bölümden önce dizi sızdırıldı. Çoğunuzda muhtemelen e, önden izlediniz diziyi. E, ben izlemedim. E, çünkü e, sızdırılmasıyla beraber aynı zamanda sızdırılan bölümün eksik olduğuna yönelik de bir şeyler söylendi. E, ben de hiç riske girmek istemedim. Hani eksik bir bölümü incelemek, olası bazı sahneleri görmeden incelemek e, saçmaydı. Bir de aynı zamanda yani burada... İyi kötü profesyonel görünmeye çalışan bir iş yapıyoruz. Sızdırılmış korsandan bir bölümü izleyip inceleme yapmak bana çok mantıklı da gelmedi açıkçası. O yüzden bu sabah izleyip bölümü her zaman olduğu gibi incelemeyi tercih ettim. Ancak tabii ben bölümü geç izlediğim için e, ve geç inceleyeceğim için 3 gündür konuşulanlar benim de bir şekilde önüme düştü. Özellikle Twitter'da yazılanları görmezden gelmeye çalıştım ama kopan yaygarayı da fark ettim. Vay efendim... ...neden böyle ettiniz, vay efendim neden şöyle ettiniz... ...genel bir memnuniyetsizlik var gibiydi. Özellikle Twitter'da siyahlar ve yeşiller tarafında gruplaşanlar adına. Ee, bu tepkilerin ışığında bölümü izledim. Ön yargıya sahip olmadan. Ee, açıkçası ben bölümü beğendim. Ee, i̇yi bir final ve genel olarak da iyi bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ee, ve açıkçası şunu en baştan söyleyeyim, inceleme sırasında bunları detaylandıracağım. Hayır, herhangi bir tutarsızlık ve kitaba göre bir saçmalık olduğunu da düşünmüyorum. Bir iki nokta dışında, onlar da Daemon ile ilgili. Ama özellikle çoğunuzun düşündüğü o Storm's End sekanslarında herhangi bir tutarsızlık veya saçmalık olduğunu düşünmüyorum. Bunlara birazdan değineceğiz. Lakin... Bu sızdırılma muhabbeti geçtiğimiz hafta House of the Dragon'ın başına gelen tek sıkıntı değildi. Aynı zamanlarda 9. bölümün yayınlanmasından sonra başımıza Sarah Hess diye bir bela musallat oldu. Sarah Hanım dizinin yazarlarından birisi. 6. ve 9. bölümün mimarı. Şimdi 9. bölümde ben zaten biliyorsunuz bazı şikayetlerini dile getirmiştim. Özellikle... Rhaenys'in binlerce masum insanı öldürerek orada ejderhasıyla ortaya çıkması, sonra hiçbir şey yokmuş gibi dönüp gitmesi, bunun göze güzel gelmesi geldiği ama mantığa oturmadığı ne alaka dediğimizi e, dile getirmiştim. Sera bölümden çık sonra çıktı ve çok rahat bir şekilde dedi ki, tamamen cool göründüğü için ekledim bunu dedi. Yani bu bile tek başına Dizinin geleceğiyle ilgili endişe verici bir açıklama. Yani çünkü cool görünsün, etkileyici olsun diye mantığı rahatlıkla kenara itebileceklerini gösteren bir açıklama. Ama keşke sadece bunu söyleseydi. İşte bunun yanında dedi ki, ne olmuş efendim? Egon tecavüz ettiyse, o yaşta olur böyle şeyler. Bu onu kötü birisi yapmaz. Minvalinde bir şeyler söyledi. Game of Thrones dünyasında masum insanları halkı öldürmek önemli bir mesele değil. Onları rahatlıkla öldürebilirsiniz. Kimsenin taktığı şeyler değil dedi. Yani George R. R. Martin'in belki de üzerine en çok düşündüğü ve en uzun sezonlara yayılan hikayelerinden birisi bütün halkı öldürmeyi göze alarak burn them all diye bağıran bir kralı kesen Jaime Lannister üzerinden anlattığı King Slayer hikayesidir. Ve bu hikayenin temeli masum halkı öldürmeye çalışan bir kralı durduran bir adamın hikayesidir. Yani masum halka istediğiniz yapabilirsiniz. Aman onlar kimsenin umurunda değil. Ya hiç bilmemek. Neyin üzerine e, senaryo yazdığın hakkında fikrinin olmaması falan lazım bunun için. Ki zaten Game of Thrones'u falan izlemediğini de söylemiş hanımefendi. E, açıkçası bölümün sızdırılması ve içeriğinden bağımsız bu hanımefendinin düşünce yapısı ve kendisinin sözleşmesinin de uzatılmış olması dizinin geleceğiyle ilgili benim için daha endişe verici. Ümid ediyorum ee, çok tatsız şeylerle karşılaşmayız ileride. İkiz dingillerden kurtulduk diye seviniyorduk Game of Thrones sonrası. Bir de başımıza bu abla çıktı. Sonumuz hayır olsun. Bölüm detaylarına geçmeden önce oyunculuklardan biraz bahsetmeyi seviyorum. Ee, bu bölümde Emma Darcy yine harika bir e, oyunculuk ve performans sergiledi. Özellikle yine harika bir doğum e, sekansı ve performansı vardı. Çok rahatsız edici, tat kaçırıcı. Bu sahneleri inanılmaz oynuyor Emma Darcy. Ee, ekrana bakamadım yani. Ee, onun yanında tamam yine Damon falan da güzeldi ama daha önce çok fazla övme şansımızın olmadığı e, Jace ve Luke kardeşlerimiz de Bence bu bölümde performanslarıyla dikkat çektiler. Zaten onları yani luku bu bölüm övdük övdük kendisini daha da övme şansımız yok. <laughs> Malum kendisine Stormzentte oldukça sıcak bir karşılamada bulundular. Ama iyilerdi. Yani bence bu iki kardeşimiz de e, görevlerini layığıyla yerine getirdiler. Şimdi bölümün içeriğine geçecek olursak. Açıkçası yani 9 bölümdür artık anlatıyorum bunları. E, kitapla olanları. ...değiştirilmesiyle ilgili... ...benim gerçekten bir problemim yok. Eğer mantıklı ise... ...ve hikayeye güzel hizmet ediyorsa... ...istedikleri gibi değiştirebilirler. Hiç problem değil. Ancak Daemon'la ilgili yaptıkları... ...bazı değişiklikler cidden can sıkmaya başladı. E, ve hayır... ...Daemon'un Rhaenyra'nın e, boğazını... ...sıkmasından bahsetmiyorum. E, bu sahnenin ardından... E, ...Twitter'da... E, ranera vekili e, Daemon... E, avukatı gibi hesapların kıyameti kopardığını ve Damon böyle biri değil. Siz ne ettiniz?" dediklerini gördüm ben de tabii ki. Ee, ama yani bu benim için çok büyük bir değişiklik değil çünkü Damon günün sonunda şerefsiz bir karakter. Ama ya yani bu tarafta da şu tat kaçırıyor birazcık. Adamı birazcık insan gibi gösterebilecek her sahneyi diziden çıkarıyorlar. Daha önce Layana'nın ölümündeki sahnede de Çocuklarına sarılıp üzüldüğü sahneyi çıkartmışlardı. Bu bölümde de e, bebeğin ölümü sonrası doğum sırasında Ranera'yı teselli ettiği bir sahne var. Onu çıkarıyorlar. Sonrasında da bebeğin ölümü sonrası sahile gidip diz çöküp kendi başına üzüldüğü bir sahne var. Onu da çıkarıyorlar. Yani adamı biraz insansı gösterebilecek, birazcık iyi tarafını da gösterebilecek her sahneyi çıkarıp yalnızca şerefsiz, yalnızca puşt olduğu sahneleri tutuyorlar. Yanlış anlamayın. Şerefsiz ve puşt olduğu kısımlar hala var ve olmadı. O yüzden diyorum şerefsiz. Ama insana niye olduğu tarafları da tamamen çıkarttığı zaman bu karakter gri olmaktan tamamen siyah olmaya doğru gidiyor. Ee, birazcık gri tarafta tutmakta fayda var. Çünkü Damon ve Aemond şu anda bu dizinin en gri karakterleri. Ve sen bunun Dengesini tutturamazsan o zaman biraz tabii ki tat kaçırıyor bence de. Yani hayır, e, Daemon'un e, bu tarafından bahsetmiyorum e, tatlar kaçıyor derken. E, Daemon'u dizide giderek bir geri zekalıya dönüştürüyor olmaları benim daha çok tadımı kaçıran taraf. E, geri zekalıya dönüştürüyorlar derken ne demek istiyorum? Savaş konseyi sırasında ve savaşla ilgili düşünceler verilirken Daemon'un söylediği hemen her şey geri zekalıcaydı. Bizi ee, de şöyle bir şey söylüyor ee, İşte bir adamın ejder katili olması kolay değil ama e, ejderler ejderleri öldürebilir ejderhaları öldürebilir daha önce de öldürmüştür de bu cümle birebir kitaptan alıntı yalnız bunun söylenme şekli e, ve sonrası iki tarafta birbirinden tamamen farklı burada bunu söyledikten sonra bizim Egon'dan daha fazla ejderhamız var deyip top topyekun savaşa gidilmesini ni destekliyor, istiyor ejderhalarıyla birlikte. Bunu düşünmesi için gerçekten aklını yitirmiş olması lazım. Kitapta Ranera neden topyekün savaşa gitmemeleri gerektiğini, neden aslında ortada bir ejderha avantajının olmadığını anlattıktan sonra Daemon da ona hak veriyor ve diyor ki ben basamak taşında savaşı gördüm. Ejderha ile savaşmak ne demektir? Gördüm karşı tarafında ejderha olmamasına rağmen insanların saklanarak savaşmayı nasıl öğrenebildiklerini gördüm. Bunu da söyledikten sonra diyor ki hayır mecbur kalmadıkça gaspçının karşısına ejderhalarımızı çıkartmayacağım. Onları kullanmanın daha akıllıca, daha mantıklı yolları var. Sonra da diyor ki cenk etmeden önce bu savaşı kelimelerle vermeliyiz. Şimdi tabi bunu neden söylediği, Ranera'nın ve Daemon'un neden bu şekilde düşündüklerini bir detaylandırmamız lazım. burada bahsedilen konu söz gelimi ejderha avantajı. Biz de bu bölümde de gördüğümüz. Şimdi Dragonstone'da yeşillerin tarafında olduğundan daha fazla ejderha var. Ama Dragonstone'da daha fazla ejderha olması siyahların elinde bir ejderha avantajı olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi gelin iki taraftaki ejderhaları bir listelendirelim. Çok fazla ejderha sayacağız. Eğer e, kafam karışmazsa notlarım burada oraya bakabilirim ama elimden geldiğince saymaya çalışacağım Yeşillerin tarafında Egon'un ejderhası var e, Sunfire Aemond'un ejderhası var Vagar e, Helena'nın ejderhası var Dreamfire Ve şu ana kadar dizide görmediğimiz en küçük kardeş Daeron'un ejderhası var Tesarion O yüzden Yeşillerin tarafında 4 ejderha var ama hani Dairon'u görmezden gelirsek 3 ejderha var. Bir de Helena'nın ikiz çocuklarının 2 iki tane ejderhası var ama onlar yavru. Onları şimdilik görmezden gelebiliriz. Siyahların tarafında ise e, Ranera'nın ejderhası Syrax var. Daemon'un ejderhası Karakses var. Jayce'in ejderhası Vermax var. Luke'un ejderhası Arrax var. Joffrey'nin ejderhası Tyraxes var. Ee, Rhaenys'in ejderhası Mele Meleys var. Bakayım ne kaldı elimizde. Ee, Bayalanın ejderhası Moondancer var. Bayalanın ejderhasından sonra bir dönüp e, notlarıma bakma ihtiyacı duydum. Bayalanın ejderhası Moondancer var. Moondancer zaten henüz sırtına bile binip e, uçma büyüklüğünde olmadığı için onu da görmezden gelebiliriz. E, küçük Ego'nun e, ejderhası var Stormcloud. O da yavru. Bir de yumurtalar var. Şimdi baktığımız zaman siyahların elinde daha fazla ejderha varmış gibi görünüyor gerçekten. Evet. Ancak gerçek böyle mi? Hadi bakın bizim ejderhalarımız var. Atlayın, savaşa gidelim. Bunu hemen bitirelim. Desen Ranera doğumdan yeni çıkmış, çok kan kaybetmiş ve uçabilecek durumda değil. Bunu sırf ben böyle söylüyorum değil, kitapta Ranera'nın kendi cümleleri bu. Ben ejderhanın sırtına binip savaşa gidebilecek durumda değilim diye kendisi belirtiyor. Renera denklem dışı. Damon var. Rhaenys var. Jace var. Luke var. Joffrey var. Üç tane çocuk. 5 ejderha. 3'ü çocuk. Bu kadar ufacık ejderhalar. Karşısında hadi Daeron'u görmezden görelim. 3 ejderha. Bir tanesi Fagar. Daemon'un bizim ejderha avantajımız var. Savaşa gitmeliyiz demesi için geri zekalı olması lazım. Üç tane çocukla Fagar'ın karşısında onlara Gidelim diyecek bir karakter. Demon değil. Zaten o yüzden kitapta da böyle bir şey demiyor. Bu saçmalıktır diyor. Ama sen en savaş tecrübesine sahip siyahlar ve yeşiller tarafında savaş nedir? Savaşta olmak ne demektir? Bilen tek karakter. Corlys Valerion'u görmezden gelirsek. Bilen tek karaktere böyle aptalca, böyle kafası çalışmayan cümleler kurdurursan. Siyahların elinde zaten çok az avantaj var. Çünkü yeşiller çok avantajlı. Ee, King's Landing'in bütün imkanları. Old Town. Lannister'lar. Lannister zaten en büyük zenginlikler onların elinde. Bir sürü avantajları var. Siyahların görece daha az avantajları var. Ve bunlardan biri gerçekten savaş tecrübesi olan Daemon. Ve sen bunu da alırsan ben bir izleyici olarak derim ki. Aga siz ne yapıyorsunuz? O yüzden Daemon'u konumlandırdıkları şekil. Bence tatsız ve bu Ranera'nın boğazını sıkmasından daha büyük bir mesele. Umarım bu konuda daha e, dikkatli ve karakteri daha iyi anlayarak e, bir şeyleri yazarlar ilerleyen bölümlerde diye temenni ediyorum. Bir de tabi e, Siyahlar'ın potansiyel ejderha gücü var. Orası da önemli. E, bölümde o ejderhalardan bahsediyor ama isim vermiyorlar çok. E, merak edenler olabilir diye onlardan da bahsetmek istiyorum. E Dragonstone'da 6 adet başıboş ejderha bulunuyor. Bunlardan 3 tanesi sahipsiz, 3 tanesi vahşi ejderhalar. Sahipsiz ejderhalardan biri Silverwing, Kral Jaehaerys'in eşi, Kraliçe Alyssa'nın eski ejderhası. Biri Sea Smoke, malum eee öldüğünüz öldüğünü zanneden, bağının koptuğunu düşündüğümüz ama kopmayan Sea Smoke. Biz de muhtemelen bu kısmı umursamayacaklar. Ve Yüce Vermitor. Vermitor da Kral Ceheris'in e, eski ejderhası. Bölümde e, Daemon'un eski Valeria dilinde şarkı söyleyerek yaklaştığı ejderha e, Vermitor'du. Vermitor yaşayan en büyük ejderhalardan biri. E, Vagar'dan sonraki en büyük ejderhalardan biri. E, şimdi Kitapta şöyle oluyordu, böyle oluyordu demek istemiyorum. Zaten bu konularda biraz değişiklikler yapıyorlar. Benim bölümümü izlerken e, aldığım izlenim... E, Daemon'un Vermithor'u kontrol etmeye çalışacağı yönünde. E, Tabii burada şey düşünebilirsiniz. Onun zaten bir ejderhası yok mu, Karakses? Vermithor'u nasıl kontrol edecek? E, evet, bir ejder binicisinin bir ejderhaya binebiliyor. Bir ejderha bir ejder binicisiyle bağ kurabiliyor... Ama bir ejder binicisinin birden fazla ejderhayı kontrol edebildiğini biliyoruz. Zaten Daenerys'ten biliyoruz. Üç ejderhası vardı Daenerys'in. Evet birine biniyordu ama diğerlerini de kontrol ediyordu ve yönlendiriyordu. Emir veriyordu vesaire. Belki dizide Daemon'un Vermithor'u kontrol etmesi şeklinde bir yöne gidebilirler. Oranın ne olacağını beraber göreceğiz. Üç tane de vahşi ejderhamız var. Bunlardan biri e, sheep koyun çalan. E, adından da anlayabileceğiniz üzere e, canı istediğinde. Bu arada bu vahşi ejderhalar bugüne kadar kimsenin binmediği, yaklaşmaya pek cesaret edemediği, yaklaşma, yanlarına yaklaştığında sonuçların pek hayırlı bitmediği ejderhalar. Eee stealer adından anlayış üzere başıboş koyunları çalıp yiyen e, bir arkadaşımız. Bir, bir diğerinin ismi Grey Ghost, Gri Hayalet. Onun ismi de kolay kolay bulunamamasından geliyor e, nerede olduğu. Son olarak da e, vahşi ejderhaların en dikkat çekeni cannibal yani yam yam. E, cannibal e, enteresan bir kardeşimiz. E, i̇sminin cannibal olmasının sebebi diğer ejderhaları, yavru ejderhaları, ölü ejderhaları, ejderha yumurtalarını ve ona yaklaşan bütün insanları e, yemesi e, çok büyük hatta orada yaşayan halkın bazılarının dediğine göre Targaryenlar Dragonstone'a gelmeden önce dahi orada yaşadığı söylenen bu iddia doğruysa en az Balerion kadar yaşlı olabilecek bir ejderha cannibal. onunla ilgili dizide ne görürüz ne görmeyiz? Bu vahşi ejderhalarla, sahipsiz ejderhalarla ne görürüz ne görmeyiz? Tabii ki bu konuda spe spekülasyon yapmayacağım. Ee, çünkü söyleyebileceğim her şey spoiler olur. Zaten hani değiştirirler mi değiştirmezler mi onu da bilmiyorum. Benim size tavsiyem bu ejderhaların hiçbiriyle ilgili Google araması yapmamanız. Çünkü herhangi bir ejderha ile ilgili Google araması yaparsanız dizinin ilerleyen sezonları ve hatta finali ile ilgili anında spoiler yersiniz. İşte şu karakter bindi şöyle öldü, bu karakter bindi şunu öldürdü falan gibi anında karşınıza çıkar. Direkt de spoiler yersiniz. Hiçbir araştırma yapmamanızı Hiçbir ejderha ile ilgili Tavsiye ederim Bu kadar ejderha konuştuktan sonra e, Tabi bölümün Bazılarının yaygara koparmayı seçtiği e, Bir başka e, kısım olan e, Ejderha takip Ve ejderha çarpışması Kısmına gelelim e, Açıkçası öncelikle e, Stormzend kısımlarının tamamını Çok beğendiğimi söylemek istiyorum Özellikle sinematografik anlamda Bence çok iyiydi e, ee, Luke'un kaleye iniş yaptıktan sonra yürürken arkada Vagar'ın siluetini gördüğümüz an bence çok iyiydi. Ondan sonra kovalamaca sahnesinde ee, o fırtınanın içerisinde uçarlarken Vagar'ın adeta Jurassic Park'taki T-Rex gibi yavaş yavaş yaklaşması, verdiği korku bunların hepsi bence çok iyi yansıtılmıştı. Vagar'ın Luka karşı, Jace'e karşı, Joffrey'e karşı ne kadar büyük bir güç oldu. Onların aslında ne kadar önemsiz olduğunu da çok güzel yansıtan, sinematografik anlamda çok güzel yansıtan sekanslardı. Ben Storm's End kısımlarını neredeyse her şeyiyle çok beğendim. Gelelim ejderhaların, binicilerin emirlerine karşı gelme birbirlerine saldırması meselesine. Vay efendim ejderhalar nasıl emirlere karşı gelirmiş? Vay efendim, Aimond nasıl ee, vagarı kontrol edemezmiş. Arkadaşlar, ejderhalar kendilerine söylenen her şeyi yerine getiren, sorgusuz sualsiz söylenenleri anlayan ve bunları uygulayan köleler değiller. Ejderhaların sahiplerini, binicilerini dinlemediği ve kendi öz iradelerine göre hareket ettiği sayısız örnek var. Hadi sayısız demeyelim ama pek çok örnek var. Ejderhalar günün sonunda zekaları belki çok zeki bir köpek veya zeki sayılabilecek başka bir hayvanla kıyaslayabileceğiniz kadar zekaya sahip canlılar. Ve kendi öz iradeleri var. Böyle canlıları e hiçbir ejderha tecrübesi olmayan karakterlerin Kusursuz bir şekilde kullanabileceğini düşünmek en basit tabirle ee, saflık olur. Şu anda dizide Daemon'un basamaktaşı savaşı dışında bir ejderha ile savaş tecrübesi yaşamış. Bir ejderha savaşta nasıl hareket eder? Başka bir ejderhayı gördük, gördüğünde ne yapar? Bilen bir tane bile karakter yok. Ve bu sahnedeki iki karakter biri çocuk biri ergen. İkisi de o ejderhayı kontrol ettiğini, üzerlerinde full hükümle, hükme sahip olduğunu zanneden karakterler. Özellikle Fagar böyle bir kontrolü alamayacağınız bir ejderha. Sen bu ejderha ile kedi fare oyunu oynuyorsun. Dur bakalım, şu çocuğu bir kovalayalım da, azıcık gözünü korkutalım diyorsun. Bu ejderha. Egon'un fethi sırasında Visenya tarafından bütün Westeros'u yakıp kül etmiş olan ejderha. O fethi sırasında Visenya gözü dönmüş deli bir kadın. Yani resmen kan soluyor. O bütün kaleleri yakıp yıkan, denizdeki savaşta Erin filosunun tamamını yok eden, Field of Fire savaşında 4000 askeri ateşe veren, Dorn ayaklanmasında Dorn'un neredeyse bütün şehirlerini yakan ejderha bu ejderha. Bu ejderhanın bütün hayatı boyunca bildiği tek şey savaş ve kan. Sen bu ejderhaya hadi iki oyun oynayalım diyebileceğini mi zannediyorsun? Orada Erex götü korktuğu için can havliyle muhtemelen yani orada da e, zaten Luke'un onun üzerinde büyük bir hüküm kurması mümkün değil. Bir ateş püskürtüyor. Orada canı yandığı zaman Vegar saldırır, öldürür. Yani sen neden bunu yaptın? Neden ejderhasına hükmedemedi? Bunlar ne çok seversiniz lora aykırı, ne kitaba aykırı, ne mantıksız, ne saçma. Aksine bence çok mantıklıydı. Vegar gibi bir ejderhanın kolay kolay ee, kontrol edilemeyeceğini bunun için çok zaman gerekme, gerektiğinin çok zamanın gerekli olduğunu ee, savaşlara girip tecrübe edinilmesi gerektiğini gösteren çok iyi bir sahneydi bu anlamda e, kesinlikle ben aksine çok beğendim ama kitapta böyle değil diyenler olduğunu da gördüm Hayır öyle bir şey de yok Eğer böyle bir şey görürseniz e, size böyle bir şey söyleyen olsa bu konuda yanılıyorlar kitapta e, gökyüzünde ne olduğu e, bilinmiyor e, Çünkü ya orada orada olup da izleyip de olanları anlatabilecek bir tanık yok. Sadece kalenin duvarlarından bakan gözcülerin söylediği ateş ve bir çığlık. Ateş gördük ve bir çığlık duyduk diye bir ifade var. Bu kadar. Gökyüzünde neler olduğu tamamen senaristlerin yorumlamasına kalmış durumda. E, bu şekilde yorumlamışlar. Bence çok da güzel yorumlamışlar. Ben Ejderha Savaşı tarafında ejderhaların hareketlerini çok tutarlı ve mantıklı buldum. Burada belki üzerine konuşulabilecek mesele Aemond'un tavırları olabilir. Aemond öldürmek istemeyebilecek sadece e, onu korkutmak isteyebilecek bir karakter mi? Evet. Yani bence Aemond böyle bir karakter. Aemond'un ileride nasıl bir karakter olabileceği ayrı bir durum. Ama şu an bir ergenken yapacağı şey gözü deli gözünü karartmış bir psikopat gibi Luke'un peşinden gidip onu öldürmektense onunla çocukluğundan beri dalga geçen işte domuz şakaları yapan kişinin gözünü korkutmak ona belki asıl eşek şakası böyle yapılır deyip baya işkence çektirmek Eamon'da daha çok yakışan bir hareket o yüzden ben bunu da çok garip bulmadım ee, unutmayın yani hani neden orada şok oldu Eamon? İlk kez birini öldürüyor. İlk kez kan döküyor. Ee, bunun onu sarsması, şok etmesi bence çok normal. Bu hatta ileride olabileceklerin bir ilk adım olması için de iyi bir e, başlangıç. Döndüğünde bunu bambaşka şekillerde anlatabilir. İşte ilk o bana saldırdı karşılık verdim. Veya böbürlenebilir. Öldürdüm kardeşim ne vardı diyebilir. Bilmiyorum. Ama ben buradaki Aemond'un tavrını çok saçma bulmuyorum. Kitapta da bunun aksi bir durum yok. Onu da söylemek isterim merak edenler için. Zaten kitapta Luke'un peşine düşme motivasyonu da bir garip. Çok çocukça. O karşılaşmada söylenenler. Sen de senin gözünü vereceksin. Vermeyeceğim. Benim kalemde olmaz konuşması sonrası. Luke dönüp giderken Aemond orada ee, desteği alabilmek için Baratheon'un kızlarından biriyle evlilik sözü veriyor malum. Evlenmeyi seçmediği kızlarından biri yanına yaklaşıp kulağına fısıldayarak şöyle diyor. Senin gözlerinden birini mi aldı yoksa taşaklarından birini mi? Hayır, iyi ki beni seçmemişsin. Ben zaten koca olarak her şeyi tam birini tercih ederdim diye laf sokuyor. Buna sinirlenip lan diye böyle koştur koştur gidip Luk'un arkasından saldırıyor. O yüzden yani onu öldürmek ...niyetinden ziyade daha çocukça, daha ergence bir e, sinir harbi olduğu daha ortada. E, kitapta e, yine onun sonrasında da Luke'u öldürdüğüne yönelik bir ifade yok. Tanıklardan sadece mantarın söylediği, e, cesedinde gözlerini oymuştu diye bir ifade var ama... ...kitabın kendisi de diyor ki bu saçmalık, böyle bir şey olma ihtimali yok. Mutlak gerçek olarak aldığı... Gökyüzünde Vagar'ın ejderhasıyla birlikte Luke'u öldürdü ve cesedinin hiçbir zaman bulunamadığı yönünde. O yüzden kitaba aykırı hiçbir şey anlatılmadı Storm's End sahnelerinde. Bana kalırsa saçma hiçbir şey anlatılmadı. Ben aksine Aemond'un tavrı, Vagar'ın isyankarlığı ve buna yönelik çekilen sahneleri çok beğendim. Hani etkileyici olması için mantığı arkaya bıraktığı diğer sahnelere nazaran bu sahne bence hem mantıklıydı hem de etkileyiciydi. Diyerek videonun sonuna geliyoruz. Ee, uzun bir video oldu. Ben toplamda 10 sayfa not almışım. Bölüm hakkında daha da konuşamadığımız pek çok şey var. Bu kadar şey konuşmamıza rağmen işte Otto'nun gelişi, e, bebeğin ölümü, e, Ranera'nın tavırları, e, Rhaenys, Corlys ve Laryon pek çok şey ama genel anlamda bölüm benim için finalde e, dönüp e, bakışıydı. O bakış e, resmen burn them all diyordu gözlerinde. E, Tabi bu bizi iki yıllık bir bekleyiş sonrasında e, sonuçlarını öğreneceğimiz bir bakış. Ben genel hatları itibariyle House of, Dragon, House of the Dragon'ın birinci sezonundan memnunum küçük eleştirilerim olduğu, neden böyle oldu dediğim yerler oldu ama ortalama olarak bence iyi bir sezondu. Sarah'es biraz tadımı kaçırıyor. Gelecek sezonlarla ilgili hafif bir endişeye sahip olmama neden oluyor. Ama onun varlığına rağmen bu kaliteyi bile tutturmaya devam edebilirlerse iyi bir dizi izlemeye devam ederiz. Ben House of the Dragon'ın muhtemelen ikinci sezon incelemelerinde burada olurum. 2 yıl sonra. Arada bu YouTube'u yeniden hatırladım. Y e, videolar atmaya devam eder miyim? Artık onu göreceğiz bilmiyorum. Ee, anime falan konuşasım, video atasım var ama... <laughs> Genelde daha çok Twitch yayınlarında, canlı yayınlarda oluyorum. Sizinle 10 haftadır e, bu muhabbetleri yapmak benim için oldukça keyifliydi. Bütün beğenileriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. En çok o yorumlar tabi bu videoları çekmem için bahaneydi. Çünkü buradan neredeyse bir kazanç bile elde etmiyorum. E, o yorumlar için... Bu videoları çekiyorum. E, yorum yazan herkese çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşmek üzere. Bay bay.